Askerliği nerede yaptın? İstanbul'da. Bu köy, köyden gerek Kurtuluş Savaşı, gerek Osmanlı'nın son zamanlardaki savaşlara katılan oldu mu? Çok olmuştur. Burada. Kaç kişi gitmiştir? Ben 60 kişi duydum. Bir. 60 kişi bu köyden, Dağpınarı köyünden, Muğla'nın savaşa gidiyor. Tek geri gelen olmamış. Bir tanesi geri gelmemiş. Gelmemiş. Tamamı şehit düşmüş. Şehit düşmüş. Derizeciler. Bir evden 3 kişi de varmış. Evet. Bir giden. Evet. Bir evden. Bizim yaptığımız Kurtuluş Savaşları'nda Türkiye'de erkeklerin savaşabilecek, yani yaştakilerin 6 kişinin biri şehit düşmüş. Gazimiz var, yaralımız var. Savaşanlarımız var. Türk'ü nereden anlarsınız? Bir Türk köyü olduğunu, Türk'ü. Kurtuluş Savaşı'nda savaşa gittiyse, gidenlerin çocuklarıysa Türk'tür. Köy içinde dolaşırken bazı evlere baktık. Evlerin bahçelerinde, evlerin önlerinde, ağaçlarda bayrakları var. Bu nedir diye sorunca askere gideceklerin evlerine 10 gün önceden Türk bayrağı asılmaya başlanır. Burada bayrak gördüyseniz en önünde, o aileden, ailenin genci yaşı 20 yaşına gelmiştir. Vakit gelmiştir, askere gidecektir. Vatan borcunu ödemeye gidecektir. Biz bu topraklarda rahat yaşayalım, özgür yaşayalım, huzurlu duralım diye onlar canlarını ortaya koyarak vatanın müdafaada için askere giderler. İşte baktığınızda da Türk bayrağı varsa, asılıyorsa bahçede, bağda, o evden askere insan gidecek demektir. Burada da 10 gün önceden askere gideceklerin evlatların yanına köyün insanları ziyarete gelir. Bak şurada da bir aile eşinle, çocuğunla, torununla askere gidecek kardeşimizin evine ziyarete geliyorlar. 10 gün boyunca ev boş kalmaz. Bütün köylüler, yaşlısı gencisi, kadın erkeği, çoru çocuğu askere gidecek insanın evine gelir, ziyaret eder, uğurlama parası verir, hayırla, duayla yolcu etmek ister.